Şehzade Hazretleri Kürdistan'ın tanınan, bilinen önemli şahsiyetlerden birisidir. Babası Şeyh Ali Sepi Efendi'nin Nakşibendi tarikatının Osmanlı döneminde Türkiye, İran, Irak, Suriye ve Kürdistan'da hatta Arabistan'a kadar, Hindistan'a kadar uzanan geniş bir yelpazede etkisi bulunan büyük bir alim ve tarikat lideri, mücadeleci olan Şeyh Mevlana Halid Hazretleri'nin halifesidir, mürididir. Onun ilminden ders almıştır. Kendisi de babasının yolunu sürdürerek bir müderris, bir alim ve bir fakih olarak medreselerde ilmi faaliyetini sürdürecektir. Ama bununla birlikte aileden gelen geçim kaynakları faaliyeti ise ticarete dayalıdır. Kendileri tüccarlık yapan bir ailedir. Hem tüccarlık faaliyetinden dolayı hem de medrese öğretmenleri, hocaları olmaları ve bir tarikat mensubu olmaları hasebiyle Güneydoğu'nun değişik bölgelerine yayılarak ve yerleşerek İslami hizmet ve mücadeleyi sürdüreceklerdir. Böylece kısa zaman içerisinde hem İslami faaliyetleri gerekçesi hem de tüccarlık faaliyeti sebebiyle Güneydoğu'nun birçok bölgesine yerleşecekler ve tanınan bir aile olarak karşına çıkacaklardır. Şeyh Said'in eğitim kısmına eline bakarsak, kendisi bir medrese mezunu olarak Arapça, Farsça, Türkçe, Kürtçe ilimlerinde üst düzeye eriştiğini biliyoruz. Onun dışında İslami ilimler, Yunan felsefesi, Arap İslam felsefesi, kelam ve mantık ilimlerinde ve yine diğer İslami ilimlerde icazet alan ve fakih seviyesine ulaşmış bir alim olduğunu yine kaynaklardan ve kayıtlardan biliyoruz. Bazıları Türk ulusçuluğuna alternatif Kürt ulusçuluğunu temsile bir Kürtçülük hareketi olarak lanse etmeye çalışmaktadırlar. Bu anlayıştan hareketle Şeyh Said Kıyam hareketini kendi laik ve kemalist rejimini temellendirmek ve güçlendirmek için ve daha sonraki nesillere Şeyh Said'in gerçek misyonunu ırtbas ederek halktan gizlemek adına ders kitaplarını ve daha sonraki sözde ilmi tetkiklerini bu anlayış üzerine oturttular. Ve dolayısıyla ideolojik bir sapmaya ve taraf tutmaya gittiklerini söyleyebiliriz. Son dönemlerde özellikle Kürtler arasında gittikçe yaygınlaşan tarihsel kaynak ve eser yazımında ise benzer bir durum söz konusu. Yani Türkler Türk ulusçuluğu üzerine devleti inşa ederken yakın zamanın Kürt ulusçu hareketinde de benzer bir zihniyetle karşı tepki söz konusu. Onlar da bütün genel anlamda geçmiş hadiseleri ve özellikle olarak Şeyh Said hareketini kendi ulusçu etnik kökenli varlıklarını temellendirmek ve anlamlandırmak ve halk nezdinde daha fazla kabul ve tamam görebilmek için onlar da Şeyh Said'in İslami kimliğini olabildiğince törpülemek ve ötelemek ve tamamen yok saymak üzerine inşa ederek bir temellendirme, bir anlayış üzerine bina etmeye çalıştılar. Oysa biz Kıyam'ın muhatabı olan ve bizatihi liderliğini, öncülüğünü yapan Şeyh Said'in kendisine, fetvalarına, hutbelerine, mektupları ve yazışmalarına ve en sonunda da İstiklal Mahkemesi'ndeki yargılamalarına baktığımız zaman bu iki savı reddeden, ortadan kaldıran ve kendi diliyle ve kendi ifadesiyle kendisini tanımlayan, hedefini ortaya koyan bir dil ortaya koymaktadır. Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte ne değişti ve ne oldu da Şeyh Said Kıyam'ı başladı. Bunun sahiplerine bakarsa, genel anlamda Müslümanlar için kıymetli olan ve yüzyıllardan beridir siyasal bir sistem olarak kendilerini tarif ettikleri ve anlamlandıkları hilafetin Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte kaldırıldığını görmekteyiz. Hilafetin kaldırılmasının Kürtler arasında bir şok meydana getirdiğini ve bir kırılmaya yol açtığını bütün tarihsel kayıtlar ve araştırmalar bizim önümüze koyabilmektedir. Dolayısıyla hilafetin kaldırılması beraberinde İslam hukukunu
tatbik amaçlı olarak kurulmuş olan şeria vekaletinin kaldırılması, İslam şeriatının tatbikten kaldırılması, medreselerin kapatılması ki hem genel olarak bütün Müslümanların hem de özel olarak Kürdistan coğrafyasında Müslüman Kürt halkının en temel eğitim damarıdır. Ve buralarda da eğitim genel alanda Arapça ya da Kürtçe yapılmaktadır ve kendileri eğitim görebilmektedir. Dolayısıyla bu medreselerin de kapatılması, eğitim açısından, kültürel açısından, gelişme açısından bakımından Müslüman Kürt coğrafyasına büyük bir darbe indirilecektir. Öte yandan Cumhuriyet'i ilandan sonra çıkarılan birçok dergi ve gazetede o dönemde son derece sert, hiçbir şekilde kabul edilemez, inanç hürriyetiyle asla bağdaşamayacak makalelerin, yazıların yaradığını görmekteyiz. Çok aşikare bir şekilde Allah ile, Hazreti Peygamber aleyhisselam ile ve İslami değerlerle alay eden, hakaretvari yazılar yazılmaya başlanıyor ki Şeyh Said aynı zamanda entelektüel aydın bir insandır ve bunların takipçisidir. Yani o dönemde çıkarılan kimi gazete ve dergileri takip etmektedir ve bu gelişmeleri de onlar üzerinden tetkik etmektedir ve gelişmeleri kendisi adına İslamiyet açısından, ülkesinin geleceği açısından vahametli olarak kabul etmiş ve bunu söylüyor ki yazılarında ve metinlerinde de bunu görmekteyiz. Özellikle Sebil-ül Reşat dergisinin mecbasını takip etmektedir ve bu gelişmeleri odan incelemektedir ve kayıyla izlemektedir. Öte yandan yine tevhid-i tesisat yasasının çıkarılması ki laik eğitimin getirildiği çağdaş modern ve karma eğitime geçişi sağlayan ve bununla birlikte İslami eğitimi tamamen ortadan kaldırmaya çalışan bir kırılgan nokta daha yaşanacak. Hem İslami eğitim yasaklanıyor, bir batılaşma ve laikleşme, sekülerleşme var. Hem de Kürt ulusçuluğu, Türk ulusçuluğunu ön plana çıkarıp bir eğitim temeli oluşturuluyor. İşte Kemalist bir sistem ve seküler laik bir anlayış eşittir neye yol açmış oldu? Hem İslam'a karşı bir savaş, bu ülke geneli, hususen de Kürtler arasında İslam'ı dışlama ve benimsememe. Öte yandan Türk etnik ulusçuluğunu siyasal sisteme dönüştürürken Kürt milletini de dışlama. Dolayısıyla bu gerekçelerin tamamı aslında Şehzad Kıyam hareketinin nedenleri arasında karşına çıkmaktadır. Kıyam'ın öncesinden bilgi sahibi olduğunu, istihbarat aldığını görebiliyoruz ki Şehzad de aynı şekilde şüpheli sıfatıyla mahkeme çağrılır, ifadesi alınır. Ancak kendisi yaşlı olduğu gerekçesiyle Bitlis'e gitmeyecektir, kış mevsimidir. Kaymakam onayıyla Hınıs ilçesinde ifadesini verir. Durumun vahametini anlattıktan sonra bölgeyi terk etmeyi düşünür ve Bingöl tarafına kaymaya başlayacaktır. Bingöl tarafına geçer ve orada hutbeler verir, mektuplar yazar. Kıyamın gerekliliğini anlatır. Bölgedeki aşiretlere, halk kitlelerine yapılan toplantılarda bunu sık sık anlatır. Ve kıyamın gerekçesi olarak da laik sistemin İslam dışı ve İslam karşıtı olduğunu sık sık vurgulayarak temellendirir. Ve bundan dolayı da İslami bir farziyet ve vecibe olduğunu özellikle vurgular. Bir düğün gerekçesiyle kardeşinin de bulunduğu plana gelir. Ve kıyam hareketini erken doğurtmak isteyen, provoke etmek isteyen, büyümeden boğmak isteyen rejim plandayken provokatif bir girişimde bulunur ve operasyon yapar. Kaçaklar var gerekçesiyle düğünün olduğu köye baskın düzenlenir. Silahlar patlar ve orada kontrol dışı bir gelişme yaşanır. Bu köyde yaşanan çatışmanın çevre bölgeye kıyam başladığı şeklinde yayılmasıyla diğer bölgelerde de çatışmalar başlar ve böylece kıyam tetiklenir. Kıyam planda başladıktan sonra Elazığ, Maden, Ergani, Diyarbakır, Silvan, Bingöl, Genç, Muş, Bitlis bölgesinde yaygınlık kazanır ve birçok bölgede de başarı elde edilir kısa bir zaman süre içerisinde. Burada iki önemli gelişmede de bahsetme gerekiyor. Kıyamın yaşanması sebebiyle Ankara'nın teyakkuza geçtiğini, büyük bir panik içinde olduğunu da söylemek mümkün. Bunu hemen derhal hükümet değişikliğinden yine
çok sert ve radikal olarak nitelenebilecek ve herkesin kabul edeceği şekilde, onaylayacağı bir şekilde Takrir-i Sukun adı verilen bir yasa çıkarılıyor. Bu yasa Kemalist sistemin temellenmesi, ülkenin tamamına hakim olması ve kendi ideolojisini resmileştirerek bütün halk katmanına ve tabanına dayatması anlamında son derece keskin bir gelişmedir. Takrir-i Sukun, sükuneti sağlama yasası anlamına geliyor ama sükuneti sağlama on binlerce insanın katledilmesiyle, yine binlerce insanın infaz edilerek dar ağaçlarında asılmasıyla herhalde sağlanacak. Dolayısıyla böyle ilginç bir isimlendirme de yapılmış. Yine ilginç bir gelişme daha. Laik sistem kendi tabularını yerleştirmek ve ona muhalif olan her kim olursa olsun, üst düzeyden alt düzeyden muhalif ses çıkartan her kişiyi ve her kesimi pasifize etmek ya da cezalandırmak adına bir cellat mahkemesi olarak ifade edilebilen, hatta terör mahkemesi de diyebileceğimiz istiklal mahkemelerini de beraberinde kuracaktır. Yani Takrir-i Sukun yasası, yasayı tahrik edeceği ve uyulacak olan istiklal mahkemeleri ve istiklal mahkemelerinin icraatına baktığımız zaman da fazlasıyla bir terör mahkemesi ya da bir cellat mahkeme olduğunu fazlasıyla hak eder bir mahkemedir. Kürdistan'da icra edildiğini anlamak adına önemsemek gerekiyor. Mezar sessizliği var. Hiç kimse bir şey yapamıyor. Çok sayıda gazete, dergi kapatılıyor. Avukatlar tutuklanıyor. Kıyam harekete hiçbir ilgisi olmadığı halde dini inançlara saygılıyım diye bir parti kapatılıyor. Yani kısacası Kemalist sisteme, yeni rejime muhalif olan Şeyh Said ve arkadaşları olsun, Batı'daki diğer İslami kesim veya farklı düşünceye sahip muhalif sesler olsun, hepsi kıstırılıp susturuldu. Ve bunu da Takrir-i Sukun ile İstiklal Mahkemeleri üzerinden yapmaktadırlar. Şeyh Said ve arkadaşlarının yakalanıp tutuklanmasından sonra Diyarbakır cezaevine getirilir ve burada derdest edilir. Daha sonra mahkeme savunması yapılır. Mahkeme savunmasına biz bakarsak, biz Şeyh Said'in hangi gayelerle, hangi amaçlarla ve nereden beslenerek harekete geçtiğini, ayaklandığını ve kıyam ettiğini rahatlıkla anlayabilir ve görebiliriz. Mahkemedeki savunmalarında İslam hukukundan hareketle kıyamın vacip olduğunu, çünkü sistemin ve hükümetin zulmetmeye başladığını, İslam hukukundan ve İslami yasalardan uzaklaştığını, giderek küfür yaymaya başladığını, basın yayın üzerinden Hazreti Peygamber'e ve İslam'a büyük hakaretlerin yapıldığını beyan ederek kıyamının gerekliliğini ve gerekçelerini ortaya koymaktadır. Yine Şeyh Said Hazretleri'nin kıyamını niteleme açısından Bernard Lewis yine önemli bir yorumda bulunuyor. Bernard Lewis'in yorumuna göre Şeyh Said'in kıyamı Allahsız Cumhuriyeti yıkmak içindir. Bernard Lewis böyle diyor. Şeyh Said'in ayaklanması Allahsız Cumhuriyeti yıkmak içindir. Burada tabii şu parantez açmak lazım. Cumhuriyet ama nasıl bir cumhuriyet? Bu önemli. Eğer cumhuriyet adalet temeline dayalıysa, insani ve İslami hassasiyetleri ön plana alıyorsa, temel hak ve hürriyetlere zarar vermiyorsa, etnik kökene dayalı kavmiyetçi ve ırkçı bir siyaset yürütmüyorsa, bu cumhuriyete ses çıkarılmaz. Ama adı cumhuriyet, fakat Takrir-i Sukun yasaları gibi yasalar çıkarılacak, Metin Toker'in ifadesiyle ülkede mezar sessizliği ve kabus oluşturulacak, haliyle böyle bir cumhuriyet adı cumhuriyet olsa kabullenmesi mümkün değildir. Suriye'de de cumhuriyet var ama Beşar Esad insanları bombardımanlarla katletmektedir. Son olarak yani şunu söyleyebiliriz. Şeyh Said Kıyam Hareketi ümmetçi bir harekettir. İslami nitelikli bir harekettir. İslami hassasiyetlerle ortaya çıkmış bir hareket. Kesinlikle ve katiyen Kürtçülük temeline dayalı, etnik milliyetçiliğe dayalı, siyasi hedef giden bir hareket değildir. Ancak bu hareket Kürdistan'da başladığı için, Şeyh Said kendisi bir büyük alim ama etnik kökeni Kürt olduğu için bu hareketin içerisine Kürt
eksenli düşünceye sahip olan insanlar girmemiş mi, girmemiş midir? Girmiş olabilir. Kendilerini yansıtmış olamazlar mı? Yansıtmış olabilirler. Dolayısıyla bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bir nota da şudur. Kimliğimizin Kürt ya da Türk olması, siyasi hareketimizin Kürtçü ya da Türkçü olacağı anlamına gelmiyor. Selahaddin Eyyubi Kürttür. Büyük bir devlet kurmuştur. Kudüs'ün fatihidir. Tarihe kayıt düşmüştür. Ama kendisi bir Kürtçü değildir. Bedrullah Said Nursi bir Kürttür. Ama hedef ve gayelerini etnik temele dayalı, ayrımcılık eksenini üzerine oturtacak şekilde bir Kürtçülük ile yürütmemiştir. İmani mücadeleye esas almıştır. Dolayısıyla kimliğimizin Türk olması bizi Kürtçü yapmaz. Türk olmamız da bizi Türkçü yapmayacaktır. Burada bir etnik kökenin, kavmiyetin reddi, inkarı söz konusu değildir. Eğer İslami bir gayeyle hareket edilir ve hedefe ulaşılırsa zaten bütün ırklar garanti altındadır. Bütün diller de garanti altındadır. Böyle bir zulmün de önüne geçilmiş olur. Son bir husus ise Şeyh Said'in mahkemedeki yargılanmasından sonra kendisi ve 46 arkadaşı hakkında idam kararı verilecektir. Ve idam Diyarbakır bugünkü ifadesiyle Dağ Kapı Meydanı'nda günümüzde Şeyh Said Meydanı olarak anılmaktadır. Şeyh Said'e ait son bir söz, aynı zamanda varlık gerekçesini ortaya koyması açısından son derece önemli. Değersiz dallarda asılmama pervam yoktur. Şüphesiz benim mücadelem Allah ve din içindir der ve noktaya koyar.